Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Bugün 1 Ekim Pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz, yeni bir aya da başlıyoruz. Biz bugün NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam'la birlikte Tuncay Turşucu'yu konuk ediyoruz. İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü, günaydın. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Gökay, ben de hoş geldim. Biz geçen hafta yoktuk 2-3 gün, sen İzmir'deydin. Sen Mersin'de. Ben de Mersin'de. Buluştuk burada. Burada buluştuk, artık döndük. Nihayet kavuştuk. Evet. Bu arada o tropik fırtına falan deniyordu Ege'de ama korkulan olmadı herhalde, değil mi? Yön değiştirmiş. Kuzeye doğru gitti diye ama bayağı bir korku vardı yani insanlarda. Evet. Bayağı bir, gerçi bizde Gökhan Abur falan yok dedi yani onlara ama... Yine de öyle bir beklenti olmuştu. Aslında bu piyasa için de herhalde değerlendirmek gerekir. Çünkü korkuyu satmak ne kadar kolay onu görüyorsun. Yani hani işin uzmanı diyor ki yok diyor ama birisi bir yerden tropikal fırtına diyor... Bütün ülke herkes bir anda göre. Herkes yani anında yayılıyor yani korku. Öyle piyasalar mi? Da böyle. Hani İzmir'de çok böyle heyecan oldu. Bakalım oralardan bize de çok SMS atanlar oldu. Videolar atanlar oldu. Yani ta karşıda Yunanistan'da yıldırımlar var. Ha, Yunanistan kötüydü. Oradan böyle yani videolar gönderenler oldu. İşte ama şey. Oradan mı görmüşler? Yani. Evet evet. O da iyiymiş. Yani video nasıl bir kamera sistemi varsa onların orada hangi sonra konuşuyorlar. Işık falan geliyor. Öyle bir video var yani. Evet. Mersin çok sıcaktı bu arada. Bazen o videolara da bakmak lazım. Böyle ben geçen sene gördüm böyle. Aa işte şeyde Tekirdağ'da başladı diyor. Sonra bir bakıyorsun bizim meteorolojiden önce iki sene öncesinin başka bir görüntüsüymüş. Yanlış bilgi de olabiliyor yani. Doğru. Bilgi kirliliği de olabiliyor sosyal medyada. Piyasalar açısından da aslında hani herkes piyasa deyince doları anlıyor. Dolarda da böyle 6 liranın altını gördük Cuma'dan itibaren. Şu anda da ara ara altının altını test ediyoruz hala tam 6 sınırında. Geçen hafta bir heyecanımız oldu öyle yani. Evet, İlk defa daha da gelir aşağıya Tuncay? Oldu. Bir ön girizgi alalım devam edelim 5, sonra. 95 önemli bir nokta. 50 günlük ortalama var. Yani ciddi bir destek noktası. Ben ilk etapta olacağını zannetmiyorum. Buralardan tekrar yukarı yönlü, hafif yukarı eğilimler olabilir ama genel resmi çok böyle etkileyici hareketlerden bahsetmiyorum yani ben. Mesela 6 ne kadar şu anda? 6.00. 6.10, 6.20 belki ara ara olabilir. Ardından yeniden aşağılara inebilir. Yani 6'dan 6.20'ye çıkmak dolarda yükselişse eğer bu olabilir. Ama ana resme baktığın zaman yani şöyle bir yıllık fotoğraf içerisinde 6'dan 6.20'ye doğru hareketler çok anlamlı hareketler değil. İyimserlik var, yumuşama var. Eğer güzel akışlar olursa, giriş olursa Ekim ayında Türkiye'ye o zaman işte 5.95'lerin altı olabilir. 50 günlüğün altına inmiş olacağız. Önemli de bir hamle olur o zaman. Hı hı. O zaman bir sohbet ederiz. Peki ben gazetelerimi de arkadaşlarımdan rica edeyim bu arada. Gazetelerde bugün vardı, elime almamışım şimdi. Ekim'de rally bekleniyor borsada diye. Yani o kadar pozitif bir hava olur mu gerçekten? Bir de 100 TL ne olmuş? Şimdi artık yılın 9 ayını geride bıraktık. 100 lira yıl başında dolara yatırdıysanız, altına ya da işte borsaya ya da mevduata koyduysanız o para ne olmuş? Birazdan onu da ayrıntılı göstereceğiz izleyicilerimize. Gündeme dair bir iki not verelim. Bugün 1 Ekim meclis açılıyor. Yeni yasama yılı bugün başlıyor. Genel Kurul Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yenilenmişti hatırlayacaksınız. Milletvekili sandalye sayısı 600'e çıkarıldı. Bakanlar Kurulu sıraları kaldırıldı. Meclisin ilk gündem maddesi yeni sisteme uyum olacak. Çalışma usulünü belirleyen iç tüzük yenilenecek. 5 parti teknik değişiklikler için anlaştı. Gen soru, başbakan, tasarı ifadelerinin bulunduğu maddeler iç tüzükten çıkarılacak. Bu arada bakanlar yasa tekliflerinin komisyon görüşmelerine isterlerse katılabilecek. Bütçe görüşmelerinde de genel kurulda olabilecekler. Hükümete Suriye ve Irak'a asker gönderme yetkisi veren tezkerenin süresinin uzatılması da meclisin ilk gündem maddelerinden biri olacak. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan yasama yılının ilk gününde mecliste açılış konuşması yapacak. Onu da bir not olarak hatırlatalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı danışmanlık hizmeti alınacak olan McKinsey firmasının hiçbir icra fonksiyonu ya da yetkisinin olmayacağını açıkladı. IMF programına dönüldü yorumlarının art niyetli olduğu belirtilen açıklamada danışman firmanın çalışma alanının dünyadaki en başarılı modellerin Türkiye'ye kazandırılmasıyla sınırlı olacağı vurgulandı. Açıklamada yeni ekonomik program kapsamındaki tedbirlerin uygulanması için kurulan Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi'nin çalışanlarının tamamının kamu görevlilerinden oluştuğu da kaydedildi.
Yapılandırmada son gün, aslında ödeme için son gün. Kamuya borçların yeniden yapılandırılmasına ilk taksidin ödemesi için tanınan süre bugün sona erecek. Borçların akşam 21'e kadar ödenmesi gerekiyor. Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, mükelleflerin yapılandırmanın sağladığı avantajlardan yararlanması için son ödeme süresini kaçırmaması gerektiğini söyledi. Karayılan, zamanında ödemeyen hakkını kaybedecek şeklinde bir açıklamada da bulundu. Amerika Kanada ile anlaştı. Haftalardır konuşuyorduk. Bir yıldan beri devam eden Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA'nın yenilenmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. İki ülke NAFTA'nın yeni adının Birleşik Devletler Meksika ve Kanada olması konusunda anlaştı. Yenilenmiş anlaşmanın Amerika'nın Kanada'nın süt ürünleri piyasasını canlandıracağı ve Kanada'yı Amerika'nın olası otomobil vergilerinden koruyacağı belirtildi. ABD, Meksika, Kanada arasında yeni ticaret anlaşmasının Kasım sonunda imzalanması bekleniyor. Şimdi özellikle Amerika ile Kanada'nın uzlaşmaya varması dolara değer kazandırdı. Euro dolar 1.1570 ile 3 haftanın en düşüğüne indi. Dolar lehine bir düşüş paritede. Dolar endeksi de 3 haftanın en yükseğini gördü. 95'i aştı. İçeride ise döviz kurlarında gerileme sürerken 5.9591'i gördük. Dolarda en düşük. Euro'da da 6.9363 ile 1,5 ayın en düşük seviyesi görüldü. Şu anda 6.0170 dolar TL şu saat itibariyle. Euro Türk Lirası da 6.9896. Borsa Cuma günü satıcılıydı. %0,34'lük bir düşüş oldu. Haftalık bazda %2 yükseldiğini borsanın hatırlatalım. Küresel borsalarda ise karışık bir seyir var. Cuma günü Avrupa borsaları geriledi, Amerika yataydı. Bu sabah Asya borsalarının genelinde yükselişler var. Japonya borsası Kasım 91'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Petrol fiyatları Amerika'nın İran yaptırımlarının devreye girmesine bir ay kaldığı için yükseliyor. Brent petrol 83 doları da aştı. 4 yılın en yükseğini gördü. Altın fiyatları 1190 dolar civarında. İçeride gram altın bu sabah 231 lira. Çeyrek altın 381. Yarım altın da 762 liradan yeni güne başladı. Cumhuriyet altınındaysa 1548 lirayı görüyoruz. Altın bir ayda %8 geriledi. Tabii. Hem ons düşüyor aslında, hem dolarda bir düşüş oldu kısmı. Birden, çift etki oldu herhalde. Tabii. İkisi de hareket edince aşağı yönlü. Bizde de gram tabii haliyle çok olumsuz bir şekilde etkilendi. Yalnız ons altında bayağı ciddi bir zayıflık var. Yani 1200-1203'lerin üzerine bir türlü yükselemeyen bir ons altın var. Hakikaten de zayıf. Sanıyorum daha da aşağıya düşme gibi bir riski de var. Çünkü dolar endeksinde bir güçlenmeler var şu aralarda. Gelecek hafta dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket olabilir. Bu ons altını daha da aşağı ittirebilir. Yani 1180'ler olabilir ons altında. Kurda da eğer bir hareket olmazsa gram altında bir miktar daha aşağı hareket olabilir. Yani buradan üzücü bir haber olabilir belki ama altın alacaklara. Şimdi altına mesela 100 lira yatırılmış olsaydı yıl başında, altın o 100 lira 146 lira olmuş 9 ayda. Yılbaşından beri. Dolara yatırdıysanız 100 lira 160 lira olmuş. Euro'da 100 lira 154 lira olmuş. Mevduatta 113, borsada da 86. Borsa yatırımcısına kaybettirmiş gözüküyor. Düşüş bu. Evet. Evet, yani borsa tabii bu sene oldukça zor bir sene geçirdi. Kötü bir yıldı. Dolardan ötürü altında bu yükselişler var. Ons altında istediğimiz gibi bir hareket olmadı aslında ama gram altın tamamen dolarla beraber hareket eden bir enstrüman oldu. Biraz daha böyle sanki yön, yani riskin yönünde bir değişimler oluyormuş gibi bir hava var. Bizde özellikle var. Çünkü borsada önemli bazı seviyelerin üzerine yükselişler oldu. Ons altın ısrarla 1200'lerin üzerine yükselemeyerek gram için çok böyle ümit verici sinyaller vermiyor. İşte şimdi içeride kurda izlediğimiz yer 5.95'ler. Oraları yakından izliyoruz. Yani bunun da altına eğer düşüşler olursa ileride, gelecek haftalardan itibaren, o zaman yani 50 günlük ortalamanın altına düşmüş bir kurdan bahsedeceğiz ki bu aşağı yukarı 2 senedir falan yaşamadığımız bir şey. Önemli de bir eğilimi de bize işaret edecek. Bakalım, ben de yakından izleyeceğim ama yani dolarda anladığımla çok sert, çok böyle oynak hareketler artık olmayacakmış gibi bir hava var. Borsa için daha olumlu bir seyir var. Ne kadarlık bir vade için bunu söylüyoruz?
Bunu en azından birkaç aylık bir vadeden ötürü ben ifade şey yapabiliyorum. Yani 2 ay veya 3 aylık bir vade için söylemek mümkün olabilir. Ekim ayında tabii bazı takvimlerimiz var. Onları da yani sorunsuz bir şekilde atlatabilirsek çok ciddi sorunlar olacağını zannetmiyorum. Gökhan, senin yorumlarını da merak ediyoruz. Şimdi o tablo bir daha gelirse 100 lira biz ne oldu? Şimdi altının yükselişi zaten dolardan. Yani altın yerine dolar alan zaten altın yerinde saydı aslında. Dolardaki yükselişten faydalandı. İçerideki fiyatından dolayı. İki, biz geçenlerde de yapmıştık, hatırlıyor musun? Bir 2013 yılına kadar bir 5 yıllık bir 10 yıllık. Evet. Geçmiş tarihlerde yatırım araçlarının ne getirisi ne götürüsü olmuş, ona baktık. Net olan bir şey var. Türkiye'de insanlar reel faiz istiyor. Reel faizin olmadığı dönemlerde, ki bu 2013 sonrasında TL'ye biz reel faiz yeterince vermedik. Bu yüzden dolar ve euro TL, yani şimdi mesela şunu bir daha söyler misin? Bak mevduat 100 lira kaç olmuş? 113 lira olmuş. 13 lira olmuş. Öyle bir, yani reel faizin düşük olduğu bir noktada ciddi anlamda dolar enflasyonun altında olmuş. Kalmış yani mevduattaki artış. Evet. Yani düşün bak, reel faiz ne demek onu söyleyeyim. Enflasyonun altında getirir veya enflasyonun üstünde getirir reel faizdir. Enflasyon en son %17 küsür, 18'de. Ki bu hafta açıklanacakla birlikte %20'nin üzerine çıkması bekleniyor. İşte demek istediğim o. Yani Ben şunu bilirim, Tuncay da bilir, yani sen de bilirsin. Yıllarca dolar arada 94'te yükselmiş, 98'de yükselmiş, 2001 krizinde yükselmiş. Ama sen uzun vadeli tuttuğunda TL yatırımcısı kümülatif olarak eninde sonunda dolardan daha fazla getiri sağlıyordu. Reel faizden ötürü. Geçmiş 10 yıllarda böyleydi. Hep böyledir Türkiye'de. 2013 yılından beri reel faiz olmadığı veya düşük olduğu için dolarda böyle bir hareket oluyor. Yani ben bu istatistiklerden, hani bir istatistikçiyim, net olarak çıkardığım sonuç bu oluyor. Tuncay, ne dersin? Mevduatı %13'ten zaten hesap edilmiş. Evet. Sanıyorum yılın başında %13'tü. %13'ten verince bu kadar elde ettik falan şeklinde. Onu bir de aylık, her aylık, yani yeni faiz üzerinden yenilenebilir şekilde yapılsa kümülatif çok zaten daha fazla olabilirdi. Öyle mi bu rakam? Evet evet. Yani kümülatif zaten Fed'in faiz artış sinyali verdiği yıl. O zamandan beri dolar dünyada değer kazanıyor. O harekete biz gerekli tepkiyi verememiş mi olduk o zaman? Bunu mu çıkarıyoruz? Ya buradan onu çıkartıyorsun. Evet. Evet. Peki tablo bu, yani 9 ayda Ocak-Eylül döneminde 100 lira ne oldu, tablosu bu. Bak şimdi mevduat geldi 30-25 aralığına, 25 ile 30 aralığına geldi. Enflasyon şimdi hani beklenti nedir? 12 aylık 20 diyorlar. 20 civarında biraz beklenti diyorlar. Var. Şimdi reel faiz var. Doları baskı altında alan unsurlardan bir tanesi de o. Yani TL'ye bir anlamda kayış oluyor. Şimdi Eylül TÜFE açıklanacak bu hafta. %3,6 bekleniyor Eylül ayında. Tüketici fiyatları endeksi. Eğer 3,6 gelirse yıllık enflasyon 21,3 olacak. Ve ankette yıl sonu beklentiniz nedir diye sorulunca ekonomistler 21,8 diyorlar. Evet. Geçen ay Eylül 0,65'ti yanılmıyorsam. Ekim biraz yüksekti. 2. O yüzden evet, yani 0,65'in üstünde gelecek her rakam enflasyonu yukarı, yani 20 çekecek, bandının üzerine çıkacak. Eylül'ün özelliği genelde Ağustos'tan da yukarıda çıkar zaten. Bu arada Reuters'ta bir haber geçmişti bugün. Onu da paylaştık izleyicilerimizle. BOTAŞ konutlarda kullanılan doğalgaza %9 oranında zam yaptı. Sanayide kullanılan doğalgazda ise zam oranı %18,5 olarak gerçekleşti. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. Yani önümüzdeki dönem herhalde en kritik unsurlardan bir tanesi enflasyon olacak, değil mi? Piyasayı da etkiler mi? Ne dersin Tuncay? Şimdi piyasa zaten şu anda yılın sonunda %20-21 gibi bir enflasyonu satın alıyor. Zaten o öyle de fiyatlamalarda yapılıyor. Bunun üzerine yükselecek olan bir enflasyon rakamı gelecek aylarda, yıllık enflasyon atıyorum mesela %23 ve üzerine ittirebilecek gelişmeler yaşarsak, işte o zaman piyasa için bir sürpriz olabilir. Yani negatif bir sürpriz olabilir. Aynı şekilde yıl sonu %20'lerin altında bir enflasyon olabileceğine yönelik bazı rakamlar alırsak gelecek aylarda, işte o da olumlu bir şekilde etkileyebilir. Ben Merkez Bankası'nın geçen ay yapmış olduğu 625'lik faiz arttırımının içerisinde Eylül ayındaki bu enflasyonu da
dahil ederek yaptığını, yani önden yüklemeli bir şekilde yaptığını tahmin ediyorum. Yani o şekilde bir hareket yaptığını düşünüyorum. O nedenden ötürü bugünkü rakam çok sürpriz olmaz. Ha, düşük bir veri alırsak ama düşük bir veri alırsak, tahminlerin altında bir veri alırsak işte onun bence olumlu bir etkisi olabilir. Dolar düşer mi o zaman? Dolarda daha gevşek seyirler alabiliriz. Olabilir. Altının altı yeniden olabilir. 5.95'leri yeniden izleriz o zaman. Bir test ederiz. Borsa için daha olumlu bir seyirler olabilir. Şu anda ben son iki hafta içeride olumlu olabilecek her haberin satın alınmak istendiği şeklinde bir hava var. Öyle bir hava olduğunu ben algılıyorum. İyiye gitme isteği var piyasada. Evet, iyiye gitme isteği var. Yani beklenenin altı bir veri burada olumlu bir şekilde algılanabilir. Peki, bir izleyicimiz diyor ki Fed faiz artırdı, dolar kurunun yükselmesi gerekirken düşüyor, neden acaba demiş. Ya bizde şimdi aslında söylediğinde bir yanlışlık yok. ABD doları Fed'in hareketinin ardından dünyada yükseldi, güçlendi. Euro, dolar aşağı doğru indi, dolar endeksi yükseldi. Burada bir sıkıntı yok. Bizde kurun düşüyor olmasında bence Merkez Bankası'nın yapmış olduğu o sert faiz arttırımı var. Lirada artık bir zırh var. Yani bir zırh olarak ben onu şey yapıyorum. Çok fazla bunlardan etkilenmiyor. Eskiden bu zırh yoktu ve en ufak bir global rüzgarda yukarı yönlü hareketler alıyorduk. Artık bu şekilde yapmıyoruz. Bu tabii bize birkaç ay daha bir zaman veren bir hamleydi. Ve bu süre içerisinde atılacak olan adımlar liranın geleceği açısından önemli olacak. Bir de böyle pozitif hava oldu tabii. New York görüşmeleri oldu. Arkasına Almanya'da görüşmeler. Mesela bugün gazetelerde de var. DEİK ABD ve Almanya gezisinden mutlu döndü diye. Biz de haberlerde veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ile sorunları aşma yolunda önemli bir fırsat yakaladık diyor. Yine haberin ayrıntılarında da veriyoruz. Mesela şöyle bir değerlendirmesi var. IMF ile işimiz olmaz diyor Cumhurbaşkanı. Borç aldıysak nereden borç almışız? Bunu da söylesinler. Bu tür ziyaretlerin maksadı yabancı yatırımcıları ülkemize çekmeye yönelik adımlar atmak. IMF ile şu an herhangi bir işimiz olamaz. Ülkemizdeki durumu zaten toparlamaya başladık şeklinde bir değerlendirme. Bu arada DEİK Başkanı Nail Olpan bir açıklaması var. 25 şirketin üst düzey yetkilisiyle doğrudan görüştü Cumhurbaşkanı diyor. Ve notlarını aldı. Neredeyse herkese ayrı ayrı cevap verdi. Toplantıya katılanların ilk izlenimlerini aldığımızda gayet mutluydular. Toplantının temeli birebir diyaloğun sağlanmasıydı demiş. Türkiye'de 7500 Alman firması faaliyet gösteriyor. Birçoğu işte çok yıllardır faaliyet gösteriyor. İkili ticaret hacminin de orta vadede 40 milyar doların üzerine çıkarılacak böyle bir hedef var deniliyor. Amerika'da da yine 250'si Amerikalı firmaların temsilcisi olmak üzere toplam 400 kişinin katıldığı toplantılar yapıldı. Yani çok önemli görüşmeler de yapıldı. Biraz bunların yarattığı bir pozitif hava da var herhalde, değil mi? Bu iletişimin kurulması önemli. Bu Almanya'da ticaret zaten en büyük partnerimiz. İhracatta birinci oluyor. İthalatta da yeri geliyor. Birinci, ikinci sıralara geliyor. %20'lik bir artış anlamına gelir. Bizim hep söylediğimiz bir şey vardı burada. Hani iyi haberler geldikçe piyasalar bunları fiyatlayacak diye. Buradaki en büyük etkenlerden bir tanesi de zaten dış ilişkiler. Özellikle de Avrupa. Neden? Bu özentilikten falan değil. Yani Türkiye'nin zaten bir ağırlığı orada. Yani finansal ve ekonomik anlamda ağırlığı orada. Bir de zaten finansman kanallarının bulunduğu yerler oraları. Ondandır Avrupa bu kadar dile getiriliyor. Ondandır Avrupa ile ilişkilerin. Hani bir görüşmede her şey oldu bitti değil. Ama bu iletişimi kurmak, bu yolda gitmek, anlatmak ki en büyük isimden buna güvence vermek Türkiye ekonomisi için gelecekte bir hikaye yaratılabilir kıvama sokabilir. Yani Avrupa ile ilişkiler ne kadar daha gelişirse piyasalar için de, yani tavşan olan piyasalar için de o kadar havuç anlamına gelecektir, peşinden koşsun. Yani çok haklı. İletişim çok çok önemliydi. Biz geçen bu süreç içerisinde bu hem Avrupa Birliği olsun hem de ABD olsun iletişimin bir miktar zayıf olduğu bir süreç yaşadık. Bir miktar orada uzaklaşmaların yaşandığı bir süreç yaşadık. Böyle bir sürecin ardından
bu tarz adımın atılıyor olması, bu tarz bir kanalın açılıyor olması tabii ki çok çok olumlu etkiliyor. İkincisi, çok da zaten olumsuz etkilerini yaşadık. Hem kurda, hem endekste, hem enflasyonda, her yerde bunların pek çok olumsuz etkilerini yaşadık. O nedenle de bu tarz haberler belki normal şartlarda olsa bu kadar fazla olumlu etki yapmazken, bu nedenden ötürü de olumlu etkiler yapılıyor. Şimdi 25 Ekim'de Alman Ekonomi Bakanı ve İş Adamları Heyeti Türkiye'ye gelecek. Yani görüşmeler devam edecek Ekim sonunda da. Bu da önemli bir ayrıntı. Bu vesileyle bir önümüzdeki dönemin gündemini de hatırlamakta fayda var. Şimdi bugün 1 Ekim dedik. Bugünden itibaren başlarsak bir kere evet meclis açılıyor. Bir şekilde oradan yansıyan önemli ayrıntılar da piyasaların gündemini meşgul edecek. Bugün İngiltere Brexit anlaşması için son gündü. Böyle bir anlaşma olduğuna ilişkin bir haber de yok ama bugün şöyle bir haber gördüm. İngiltere'ye Brexit'in, yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının haftalık maliyeti 500 milyon sterlinmiş. Center for European Reform diye bir kurumun yaptığı bir rapor, bir araştırma. Diyor ki mesela Haziran 2016'da referandum yapılmıştı, bu ayrılma kararı alınmıştı. O zamana göre İngiltere ekonomisi %2,5 küçülmüş. Kamu finansmanı da yıllık 26 milyar sterlin azalmış. Bu da haftada 500 milyon sterline eşdeğer deniliyor. Yani evet. O İngiltere meselesi hala bir soru işareti piyasalar açısından da. Anlaşmasız ayrılırlarsa çok daha büyük maliyet olacak. Her iki tarafa da büyük maliyet olacak. Ben onunla ilgili dolu rapor gördüm. Yani İngilizler yazıyor, biraz daha Avrupalıları sorumlu gösteriyor ayrılırsa. İngiliz Avrupa merkezli diyor ki İngiltere asıl çok daha büyük etkilenecek yani. İkisi de etkilenecek. Vazgeçerler mi İngiltere'de acaba? Çünkü zaten yeni bir referandumda konuşuluyor. Ben inanmıyorum yani bir referandum yapmışsın. Ne bileyim yani İngiliz halkının ve İngiliz hükümetinin kararı, bizim buradan söyleyecek bir şeyimiz yok da bir referandum yapmışsın, halk karar vermiş, halk doğru karar vermedi, bir daha halka dönüyorum demek yani demokratik bir ülkeye yakışan bir tablo olmaz yani. Peki İngiltere meselesi öyle yani orayı izleyeceğiz. Bu hafta 3 Ekim Eylül enflasyonu gelecek, oldukça önemli, kritik önemde. 12 Ekim Brunson davası var. Yine evet. Herkesin yakından izlediği bir dava olacak. 25 Ekim'de hem Alman Ekonomi Bakanı ve İş Adamları Heyeti geliyor hem de Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Şimdi yeni bir faiz artışı gelir mi burada? Bekleniyor mu piyasada? Şu aşamada hayır. Yani ben şahsen yapacağını zannetmiyorum. Enflasyon bugün işte %3,40 mıydı şeyler? 3,6. 3,6 bile olsa ben merkezin geçen ayki yapmış olduğu arttırımda zaten onun da içerisinde olduğunu, o şekilde bir hamle yaptığını düşünüyorum. O yüzden yeni bir hareket yapacağını zannetmiyorum. Peki. 4 Kasım İran yaptırımları için son tarih. Evet. Yani bu da bizim için ayrıca önemli. İşte bunlar mesela Ekim'in 12'si ve Kasım'ın 4'ü. Bunlar bizim için önemli gündemlerimiz. Bunları izleyeceğiz. Bizim orada yani haklı olduğumuz bir konu var. Yani biz bir ülkenin doğalgaz ihtiyacını alıyoruz. Önümüz kış. Bu konuda yani tamam artık istemiyoruz. Biz senden almayacağız deyip de bir şey de yapamayız. Bana da biraz şey geliyor, ters geliyor. Umarım o konuda bir orta yol halledilir. Bir sıkıntı yaşanmaz yani. Avrupa bile onu bypass etmek için çeşitli yollar deniyor. Teoriler Merkel'in ortada. Mesela o konuda yaptığı şeyler oldu geçen hafta. Nasıl yaparız İran'la, bizim şirketlerimizi nasıl ticarete devam ettirip ABD yaptırımlarından muaf bir şekilde hani bypass ederek yaparız diye. Ya sen Cumhurbaşkanı dedi yani benim vatandaşım doğal gaz da ısınıyor. Benim öyle almamak gibi bir seçeneğim olamaz dedi. Yani daha var o tarihe kadar ama o tarihe kadar işte o pazarlıklarla. Daha önce Türkiye çünkü burada ayrı tutulmuştu. Bu yaptırımlardan ayrı bir muafiyet, muafiyet sağlamıştı. Şimdi hiç muafiyet yok diyor ABD ama yani diyoruz ya ABD her dediğini artık dikte ettirebilen ülke konumunda, hala belki tam o konumdan çıktı da diyemiyorum ama artık ciddi anlamda tartışılan bir konumda olduğu için yani etkisi olacaktır ama daha vade var. Bilmiyorum yani orada Avrupa'nın genel tutumu da Türkiye açısından bir yol gösterici olacak. Yani Trump'ın ne diyeceği tamamen Trump'a bakıyor. Burada çok mesela önemli. Mesela Kuzey Kore liderini çok ağır eleştiren Trump en son ne demiş biliyor musunuz? Kim Jong-un evet, için okudum. Donald Trump. Birbirimize aşık olduk demiş. İyi bana polis de kötü polis de Trump. Bana çok güzel mektuplar yazdı. Harika mektuplarda birbirimize aşık olduk diye böyle birkaç defa tekrarlıyor ve diyor ki ne var biliyor musunuz? Şimdi diyecekler ki Trump aşık olduklarını söyledi, ne kadar korkunç bir şey, başkanlığa yakışmıyor ama bunu çok umursamadığını da söylemiş.
İkinci bir görüşme tarihi yakında açıklanır demiş. En son Haziran'da görüşmüşlerdi ve o zamandan beri de anladığımız kadarıyla aralarında böyle mektuplaşmalar olmuş. Onu da esprili bir dille, biraz da espri olsun diye böyle Batı Virginia'daki bir mitingde söylemiş. Yani o yüzden Trump'ın görüşleri çabuk değişebiliyor. Tam stand up yani. Yani dedim ya, iyi polis de kötü polis de o. Bir gün öyle bir gün böyle, dengeleri bozuyor ama karşı tarafında yani böyle davranınca herhalde. 6 Kasım'da da Trump için ciddi bir sınav. Amerika'da ara seçimler var. Temsilciler Meclisi ve Senato'nun 1/3'ü yenilenecek, yeniden seçilecek. Yani Kasım'ın 6'sından sonra... Yani Amerikan seçimleri biz buradan yakından izler hale geldik. Ama biz işte rahip davası yüzünden yakından izliyoruz. Kasım'ın 6'sından sonra yani rahip konusu bile gündemden düşebilir bizde ve Amerika'da. Çok enteresan çünkü benim gördüğümle rahip Amerika'da bir miktar daha böyle iç siyaset malzemesi yapılmış vaziyette şu anda. Ve umarım da öyle olur. Umarım da öyle olur. Bu arada 30 Kasım'da da yani Kasım sonunda da bir G20 zirvesi gözüküyor Arjantin'de, Buenos Aires'te. Türkiye'den de katılım olacağı bekleniyor. Yani gündem kritik, yani karşılıklı önemli açıklamaların uluslararası düzeyde gelebileceği kritik bir gündem var. Hem Ekim'de hem de Kasım ayı boyunca. En belli başlıklarını tabii şu anda izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Arada mutlaka eklemeler, çıkarmalar söz konusu olabilir. Bu arada Amerika Kanada ile anlaştı. Meksika ile anlaşmıştı. Şimdi anlaşmaya Kanada'yı da dahil ediyorlar. 24 yıllık NAFTA artık tarihi oldu. Adı da değişiyor. Adı da değişmiş. Yeni bir anlaşmayı Kasım sonunda imzalayacaklar herhalde, öyle gözüküyor. Yani o yüzden hani kötü diye gidiyor diye düşündüğümüz her şey tersine dönebiliyor. Yani şimdi, Kanada ve Meksika örneğinde de gördüğümüz gibi, evet, ve yani Kuzey Kore'de gördüğümüz bizler gibi. Bizler için önemli olan şey şu, anlaşmalar olabilir, yapılır, eskiler yıkılır, yenileri yapılır. Ama bunun global ekonomiye ne kadar etkisi oluyor? Ne seviyede etkisi oluyor? Bunlar bizim için önemli. Hı hı. Şu ana dek global ekonomiye en çok etkisi olan şey Amerika ile Çin'in arasında yapmış olduğu bu gümrük savaşları. Bunlar şu ana kadar çok en önemli etki oralardan geliyor. Henüz bu NAFTA anlaşmalarından falan çok fazla bir etkiler almıyoruz. Ama tabii ki şey yapmakta, izlemekte fayda var. Global ekonomiyi etkileyen her şey bizi de çünkü yakından etkileyecek. Küresel ekonomiyle ilgili de mesela piyasaların havası da bizi etkileyeceğine göre. Mesela S&P 500 2013'ten beri en iyi performansını göstermiş. Şimdi Eylül 3. çeyreğin içinde hala ama Eylül hariç, daha doğrusu evet Eylül dahil 3. çeyrek 2013'ten beri en iyi performans deniliyor. %7,2 yükselmiş, evet. S&P 500 endeksi 3 ayda 3. çeyrek. Yani şirketlerde çok iyi sonuçlar tahmin ediliyor. Güzel bir kar rakamı var. Amerika'nın ekonomisine yönelik çok iyi sinyaller alındı. Çok güzel. Bunun en önemli ve en somut adımını da işte geçtiğimiz hafta Fed yaptı. Fed'in karar metnini okuduğunuz zaman böyle yani ekonomi çok iyi şeklinde bir vurgu var. Yani hemen hemen hepsinde var zaten o vurgu. Çok da güçlü bir vurgu var. O yüzden çok büyük ihtimalle Amerika'da 9 aylıklar yani 3. çeyrek bilançolarda bayağı güçlü gelecek. Bunlar da şimdiden satın alınıyor orada. Yani o tabii... Ama biz faydalanamadık işte. Biz buradan faydalanamadık. Doğru. Negatif ayrıştık. Umarım bu andan itibaren biz de yavaş yavaş faydalanırız diye ümit ediyoruz. Şimdi yarın akşam 2 Ekim Fed Başkanı Powell konuşacakmış. Bakalım ne diyecek. Bir de bu hafta 10 ayrı Fed Başkanı konuşacakmış. Çok var bu hafta, doğru. Yani piyasayı yeni bir şey mi hazırlayacaklar acaba, ne dersiniz? Şimdi Aralık'ta ne yapacak, bir de 2019'da ne yapacak? Onun fiyatlaması şimdiden başlayacak, erken başlıyor. Çünkü Fed sürpriz yapmıyor. Yani Aralık'ta faiz arttırımı bence zaten var. Yani o en son bu FED toplantısı da orada %100 gibi bir şey, yani çok yakın. 2019 yılı içinde en az 3 tane faiz artışı öngörülüyor. En az 3 tane. 4 de olabilir yani, o da var ama en az 3 tane var. Şimdi bizim gördüğümüzle şu durum var. FED sanıyoruz 2019'dan sonra %3,25'in üstünden itibaren faiz arttırımlarında artık bir nokta koyacak gibi bir havası var. Yani daha fazla gitmeyecek artık. Faiz artışı süreci bitiyor Amerika'da. Bu tabii 2020'yi bulabilir. Şimdiden bununla ilgili
bazı işte bu pek çok FED üyesinin yapacağı şeylerin etkileri olabilir. Yani şimdiden buna piyasaları hazırlamak istemeleri mümkün olabilir. FED'in fazla ileri gittiğini düşünenler de var. Mesela bir yatırımcının açıklamasını böyle bir başlık olarak sadece gördüm bugün CNBC.com'da. Peter Book var, diyor ki bir kurumun baş yatırım danışmanıymış. FED faizi hızlı artırarak Amerika'yı bir sonraki resesyona hazırlıyor demiş. FED faizi hızlı artırarak mı diyor? Evet. Yani biraz fazla faiz ya artışları FED oluyor. Yormaya başladı. Yani konu olarak da hani artık yani elbette hani hiç etkisi yok demiyorum artık FED'in ama yani biz gerçekten şu anda kendi yağımızla kavrulan bir ülkeyiz. Yani FED tamam ana akımları belirliyor ama o ana akım belirlendi. Hani artık sahilde git gel yapıyor zaten. Yani FED'in ne yapacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani gerçekten bundan sonra ekonomide bir sıkıntı olur. Bu faiz artırımlarından geri gider veya ciddi anlamda enflasyonist baskı olur. FED o zaman gündemde olur. Yani insanların hani bu kadar FED soruyor olması da 2 sene, 3 sene önce soruyor olsalardı çok haklılardı. Onun etkisini de gördük zaten. Çoğunu yaşadık. Yani ben bundan sonra hani FED'in toplantıları evet global ekonomi için önemsiz demiyorum. Önemsizleştirmek de istemiyorum ama şu aşamada bu kadar önemli değil yani. Hani bizi de bu kadar yoracak kadar önemli yok. Şu anda yok yeni yani bir FED fiyatlaması yok diyorsun. Yani sanıyorum öyle söylüyorsun. Benim de fikrim o zaten. Yani mesela bu yılın Aralık ayında faiz arttırımı artık bir sürpriz değil. Ve fiyatlamaların zaten içerisinde çok çok önemli değil. 2019 yılı bile olabilir bunun içerisinde. Peki, ama insanlarda şöyle bir şey var. Çok özür dilerim. Bize soru geliyor. Ya FED'in toplanacağı gün herkes yani dolar ne olur işte o 21'de açıklanıyor. Saat yani yok kaçta açıklamada şey neden? Çok ayrıntılı sorular geliyor. Gerçekten efekt yani şey kalmadı. O anlamda etkisi kalmadı. Yani o gün etkiliydi diye bu her gün etkili olacak diye bir şey yok. İnsanlarda evet. FED deyince öyle bir korku yerleşmiş ki bir şey yaptığı an ya dolar ya TL oynayacak diye. Bu aralar öyle değil. Çok radikal bir değişim lazım ki FED bizi etkilesin. En önemli etkiler FED'in işte ilk o manevra yaptığı aylarda önemli. Olur. İlk, Avrupa Merkez Bankası bile daha önemli bu saatten tabii, sonra. Birinci atılan adımlar her zaman en büyük fiyatlamalarda etkiyi yaratan adımlardır. Artık son adımlar zaten fiyatın içerisinde olduğu için çok fazla etkisi olmaz. Ayrıca tamamen haklısın. Avrupa Merkez Bankası bence euro açısından daha farklı bir yol verebilir hepimize. Son söz söyleyelim mi izleyicilere? FED'le ilgili bir şey olursa bize etkileyecek. Bize bir şey sormayın. Biz o zaman bize konuşuruz bize FED'le gelmeyin inşallah. Diyorsun. Peki. Yani. O zaman dolarla gelelim ya da zamlarla. Soner Güvercin bir izleyicimiz diyor ki dolar 7 iken yapılan zamlar 6'ya düşünce neden geri çekilmiyor demiş. Tam 7 iken yaptıysa evet geri çekmesi lazım ama mesela şöyle hani bir tabii 7 ile kim herkes zam yaptı yani çoğu yaptı. Alakası olan da yaptı, alakasız olmayan da yaptı. Muhakkak bir yerde alakalı olacaktı. Erken yapanlar da oldu. Ben yapıyorlar diye kızmıyorum. Sadece çok erken yapanlara şundan dolayı alakası olmayan yani ithalat yapıyorsundur belli bir maliyetin vardır elbette. Doğalgazı kullanıyorsun doğalgazın elektriğin maliyeti sende çok yüksektir elbette. Onlara kimse bir şey diyemezsin. Ama hani dedik ya burada lafı da oldu otoparkçı hemen ilk başta zammı o yapmış doların yükseldiği. 7'ye göre yaptıysa evet ama ithalatta şöyle bir şey var. Mesela işler de dönmek zorunda ithal ediyorsun değil mi arabayı? Doğrudan fiyatı da yansıtmıyorsun. Daha aşağı seviyede doları tutup yansıtıyorsun mesela. Neden? Çünkü orada araba park maliyetin var, stok maliyetin var, bilmem ne onları da çevirmek için belli bir oranda yapman gerekiyor. Hatta daha az yapıyor olabilirsin. Eğer 7'de bire bir zam yaptıysa yani endeks çarpı dolar çarpı benim fiyatım diyorsa evet 6'ya düştüğünde de yapsın ama o kadar da reel sektörde fiyatların sürekli oynadığı bir şey yok. Ben lisede en çok özendiğim şeydi ortaokul ve lisede belki Tuncay hatırlar biz aynı yaştayız çünkü kataloglar vardı böyle Almanya'dan İngiltere'den yıllık kataloglar açarsın bakarsın. O dönem işte mark fiyatıydı. Evet. Bir yıl boyunca mesela kalem mi alacaksın? Bir yıl fiyatı belliydi ya o kalemin. Düşünebiliyor musun yani? Bak Ocak'ta hatta daha erken çıkıyor. Aralık sonuna kadar Almanlar bir katalog çıkartıyor. Bu kalemin değeri şu kadardır diye. Kataloğun içinde envai türlü şey var. Biz onu sağlayamıyoruz işte. O fiyat istikrarı dediğin odur yani. Bizde maalesef işte dolara göre böyle değişiyor. Onlar dış piyasalardan, dış kurlardan etkisini
neredeyse yani sıfırlamamışlar ama sıfıra yaklaştırmışlar. Yani enflasyon böyle hızlı artınca tabii fiyatlama davranışlarını tamamen bozuyor. Yani bu yan etkilerden bir tanesi. O yüzden doğru zamanda erken tedbirlerin alınması gerekirdi ki hani bu fiyatlama davranışları da bozulmasın. Bu arada bir izleyicimiz Yusuf Bey, borsaları yükseltmek için ne yapmalıyız demiş. Valla borsa zaten şu anda yükseliyor. İyi de bir döneme girdik. Borsaları yükseltmek için yapılacak olan şeyler bellidir. Birincisi düşük faiz ortamı, düşen faiz ortamı ya da yani yükselmiş bir faiz ve düşen bir faiz ortamı mesela endekste çok daha ciddi bir ralliye sebep olabilir. Bunun için de düşen bir enflasyon sürecinin yaşanıyor olması. Bu bir. İkincisi siyasette istikrar, ekonomik ve siyasi risklerde azalma. Bunlar çok çok önemli ve sıcak girişler. Yani risk iştahını yükseltebilecek her türlü olay. Risk iştahını yükseltebilecek, riski yükseltebilecek değil. Bu buradan yanlış anlasın. Risk iştahını yükseltebilecek. Kelimeler bile çok önemli. En önemli adımlar. Bunların hepsi borsaları yukarı doğru yükselten en önemli şeyler. Peki birazdan borsa açılacak. Açılışa geri sayacağız ama kısacık bir aramız var. Aranın ardından birlikteyiz tekrar. Thank you.